Allah'ı zikirle dua edilir. Bir de en güzel dua, hani birçok dua var, dua kelimeleri var. Ama en güzel dua, Yüce Allah'ın وَلِلَّهِ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنَ فَدْعُوهُ بِهَا. Güzel isimler Allah'a aittir. Onunla Allah'a yalvarın. İşte hastalıktan korkuyorsan, Ya Şafi, Ya Şafi, Ya Şafi, Ya Şafi, Ya Şafi. Ey şifa veren Allah, ey şifa veren Allah. Bize şifa ver, hastalığımızı gider diye dua etme gerekiyor. Bu nedenle de dualarımız son derece önemli ve dualarımız çok gönülden olmalıdır. Kabul olacağına inanarak dua edeceğiz. Hocam hastalanınca mı dua edelim? İşte en büyük hatamız bizim o. Bizim en büyük hatamız nedir? Dua ederken sıkıntıya düştüğümüz anda dua ediyoruz. Halbuki iyiyken daha çok dua etmek lazım. Ki ne olsun, yüzümüz olsun Allah'a. Allah her halükarda kabul ediyor. Ama bize düşen şey kalben rahat etmemiz için hastayken de dua edeceğiz, iyiyken de dua edeceğiz. İyiyken dua etmek şükürdür. İyi ki dua etmek şükürdür. İyiyken. Zoraki halde, kötü haldeyken dua etmek bir manada hatasını itiraf etmektir. Allah her halükarda duayı duymak ister. Benim bir hocam vardı. Bir müddet müftülük yaptı illerde. İsmini söylemeyeceğim, son görevini de demeyeceğim. Babamın da dostuydu. Bakın, duaya bakış tarzı çok önemli. Hastalığa bakış tarzı da çok önemli. Ben hocaya yıllarca görmemiştim. Ankara'da yaşadı. Hocamız vefat etti. İlim adamları bilirler. Adını söylesem şu anda Türkiye'de herkes az çok bilecek ama söylemeyeceğim adını. Böyle bir izin almadığım için. Beni çağırdı. Ben de görmek istedim onu. Aradım. En son Medine ziyaretinde babamla beraberdi. Yanına gittim. Baktım ki hastalıktan dolayı, şeker hastalığından dolayı iki bacağını kesmişler. Hocanın iki bacağı da gitmiş. Yanına gittim, çok da üzüldüm tabii yani. Hocamızdı, bizim de hocamızdı. Baba dostuydu. Ben dedim ki hocam, üzüldüm dedim yani. Sizi böyle görünce, ben onu böyle minberde, mihrapta görmeye alışmışım. Talebe yetiştirmeyi yetiştirirken görmüşüm, alışmışım. Diyanette yıllarca. Hocam dedim, yani ben üzüldüm dedim. Ben böyle bilmiyordum ayağınızın kesildiğini. Bana ne dedi biliyor musunuz? Çok ilginç, bakınız. Evet, böyle perişan oldum. Evet, çok kötü bir hastalık. Ayağım gitti, yürüyemiyorum. Yatağa bağımlıydı çünkü. Bunların hiçbirini söylemedi. Ne dedi biliyor musunuz? Hiç tahmin edemezsiniz. Bana dedi ki, Nihat Efendi dedi, Nihat Hocam dedi, demek ki Allah benim sesimi duymayı seviyor dedi. Allah bana bunu verdi ki daha çok onu anayım dedi. Ben şimdi Allah'a daha çok hatırlıyorum dedi. Ona daha çok bağlandım dedi. Hep yalvarıyorum ki benim sesimi duymak istiyor demek ki. Bu iş böyledir. Bazen Allah kulunun sesini duymak ister, duasının kabulünü geciktirir bazen. Yanlış anlamadınız. Bazen kulunun sesini duymak ister. Kulunun yalvarışı, kulunun o kalpten duası, Allah'a dönüşü, Allah'ın o kadar hoşuna gider ki, muhabbet duyar Cenab-ı Allah, kulunun talebini geciktirir. Vereceğini geç verir ona. Mesela der ki, işte şunum olsun der, Allah diledi mi 10 dakikada olur, bir şey yaratır. Ama Allah bazen erteliyor, daha çok yalvarmaya devam etsin. Bazen Allah kötünün duasını hemen kabul eder. Niçin acaba? Çok kıymetli olduğu için mi? Çok iyi olduğu için mi? Hayır, bilakis. Çok kötü olduğu için. Allah meleklerine der ki, verin bu kula daha çok yalvarmasın. Çünkü Allah onun sesini duymak istemez. Onun samimi olmadığını bilir. Allah tarafından istenmemek çok kötü. Bir gün kandırılmış bir evladımız bana dedi ki, hocam ben Allah'a inanmıyorum dedi. Dedim ki, evladım sen de ben de ölüp gideceğiz. Allah var olmaya devam edecek dedim. Bir de dedim, şöyle düşün. Acaba Allah mı seni istemedi? Sen Allah'ı istemediğini söylüyorsun da, acaba o mu seni istemedi? Kapıyı kapattı sana, hak etmedin o kapıyı açmayı. Niye öyle düşünmüyorsun evladım dedim.
Özür dilerim, düşünememiştim dedi böyle. Hem kendi açımdan baktım. Bütün dünyaya yanılıyor da sen mi doğru biliyorsun dedim. Bütün dünya, bütün bu kainat, bu evren boşu boşuna mı oldu? Herkes Allah'ı biliyor da bir akıllı sen mi kaldın dedim yani. Bu nedenle dua en büyük nimettir ve dua Müslümanın kalbini okşayan bir meltem gibidir yani. Allah'a bol bol yalvarın, yatarken yalvarın, kalkarken yalvarın, yemek yerken yalvarın, arabayı sürerken yalvarın. Hep soruyorsunuz, hocam ev işi yapıyorum ben, bulaşık yıkıyorum, çamaşır yıkıyorum, işte o anda Allah'ı zikredebilir miyim? Elbette ki. O anda ben tesbihatımı yapabilir miyim? Günde 1000 tane Allah diyorum. Elbette ki yaparsınız. Kalpten yeter ki Allah'ı anmayı niyetlenin, tesbihatınızı yapmaya devam edersiniz. Duanın yeri yok. Ha, duanın makbul olduğu anlar var. Yağmur yağarken, ezan okunurken duanın makbul olduğu anlardır. Ama illa o vakitlerde dua edilecek diye bir şey yok. Ne zaman hissedersen bir şey, yalvar. Ama size tavsiyem, iyiken daha çok yalvarın. Hiçbir derdiniz yokken daha çok yalvarın ki bir derdiniz olduğunda yüzünüz olsun Allah'a. Allah'ım, ben şu anda da yalvardım, bu anda da yalvardım. Cenab-ı Allah, içinizde ne duanız varsa onu kabul eylesin inşallah. Ve duada özel istekte bulunun. Şimdi bazınız diyorsunuz ki, hocam ben dua ediyorum ama dua esnasında desem ki Allah'ım bana güzel bir daire ver. Şimdi burada dairesi olmayan var mı? Vardır herhalde. Evi olmayan vardır herhalde, değil mi? Yani kirada olanlar var. Şimdi hocam ben nasıl maddi bir şey Allah'tan isteyeyim ki? Utanırım ben. Hayır arkadaş. Allah diyor ki kul benden bir atının yularını istemezse ben kuluma kızarım. Bakın bir atın yularını, ne kıymeti ne? 10 kuruş, 20 kuruş. Bunu bile benden istemezse ben gazap ederim. Niçin Rabbinin olduğunu hatırlamadı? Bir insan diyor, günah işledi, günahın içine daldı. Daldıkça daldı, daldı, daldı. Sonra birdenbire Allah'ı hatırladı. Estağfirullah dedi. Allah ne diyor ona? Kulum benim varlığımı bildi. Günahın içinde ama en sonunda bana döneceğinin farkındadır. Kuluma dilediğini verin. Arkadaşlar çok gani bir Rabbiniz var. Sonsuz rahmeti olan bir Allah'ınız var. Sizden yanaşmayı isteyen bir Allah'ınız var. Onun için ne diyor? Bana bir karış yaklaşırsan bir karış. Ben sana bir metre kadar yaklaşırım. Bir kol uzunluğunda, bir kulaç kadar yaklaşırım. Sen bana yürürsen diyor bu şekilde. Bana yürürsen ben sana hızlı hızlı yürürüm diyor. Hadis bu, kutsi hadis. Kulum bana hızlı yürürse ben kuluma koşarım diyor. Allah bunu söylüyor. Allah. Hani göğe yakmak isteyen bir Allah vardı? Hani göğe kulunun açığını arayan bir Allah vardı? Kuluna azap etmek isteyen bir Allah vardı? Hayır arkadaşlar, Allah vardı. Var da her anda olacak ama kulunun açığını arayan bir Allah değil. Allah yakmak isteseydi hepimizi fabrikadan çıkarır gibi çıkarırdı. Hepimizi bodoslama cennete koy, cehenneme koyardı. O öyle yapmadı ama. Bize rahmet kapılarını açtı, mağfiret kapılarını açtı, hidayet kapılarını açtı ve bizim gönüllerimizi şad etti. Bu nedenle de Allah'ı düşünürken kulunun açığını gediğini arayan, kulunun hatasını arayan, kulunu cehennemde yakmaya çalışan bir Allah düşüncesi yanlış. Çocuklarımıza yıllarca ne dedik? Allah seni yakar. Yapma, etme canım. Kardeşim, de ki Allah seni sever. Çocuğumuzu namaza kaldırırken kalk. Sen ne biçim Müslümansan kalk. Hayır, de ki evladım, canım evladım kalk namazını kıl. Hadi sen imam ol, arkanda namaz kılayım. Hadi bugün namazı kılarsan sana bir hediye alayım. Yapmamız gereken bu, korkutarak değil. Allah korku vesilesi değil. Peki hocam Allah'tan korkmayacak mıyız? Korkacağız. Allah'tan korkun nasıl bir duygu? Şöyle olmalı. Mesela babanız, mesela sigara içiyor musunuz siz? İçmiyorsun. Kızımız diyor ki sigara içmiyorum. Ne güzel bir şey. Hiç kimse içmesin de. Şimdi kızımız mesela sigara içmiyor. Günün birinde babası kızımızı elinde sigara görse kızar mı? Kızmasından çok
kızımız ne olur? Mahcup olur. Mahcup olur. Der ki keşke babam beni yakalamasaydı. Kötü bir şey. İşte mahcubiyet Allah'tan korku buna benziyor. Beni yakalarsa, beni görürse Rabbim, ben utanırım Allah'tan. Büyüklerden biri bir yerden geçiyor. Gençler, büyüklerden biri bir yerden geçiyor. Geçtiği yerde titremeye başlıyor. Bir an titremeye başlıyor. Diyorlar ki niçin titriyorsun? İlk günahımı bu sokak